Reçber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Altın fiyatları yorumuyla karşınızdayız. Evet, altın fiyatları özellikle ons altın aylıklar tarafında olumlu. Haftalıklar tarafına baktığımızda olumlu isteğini devam ettiriyor. Günlüğe döndüğümüzde dün 1265, hemen dün 1247 kapanışını şöyle bir dikkate aldığımızda aylıklarda olumlu seyir devam ediyor demiştik. 1288 ons altın aylıklar tarafında 1268-65 denemesi sonrası bir geri çekilme 1248'e kadar, hatta bu seviyenin hemen altında olmuş olması önemli. 1251'in altında kaldığı müddetçe bu yükselişin şu an için tamamlandığını, yataya girebileceğini belki biraz söyleyebiliriz birkaç gün. 44'ün altına gelmediği müddetçe istek yukarı devam edebilir. 68 dediğimiz gibi önemli. Çünkü pivot bölge aylıklarda. Günlükler, evet, bugüne geldiğimizde çok normal bir tepki diyebiliriz. 1247 kapanışını gördükten sonra çok önemli ortalamaların üstünde. 1246-1253 neredeyse görülmüş. 51, yani günlüklerde alıcılı bölgenin üstünde. Bu şu an için önemli. 48 üzerinde kaldığı müddetçe bu tepki biraz daha devam edecektir. Gün içinde 58 denemesi, hatta belki biraz üstünü denemek isteyen bir tablo görebiliriz. Günlüklerin olumlu olduğunu buradan tekrar edelim. HDTR'ye baktığımızda şu an için biraz daha olumlu. Efendim söyleyeyim, hemen 4 saatlik grafiğe baktığımızda 4 saatlik grafiğinde düzeltme sonrası olumluya gittiğini ama önünde bir 257 gibi önemli bir hattın direncili olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda dediğimiz gibi 1248'lerin önemli destek olduğunu, yukarıda 58'in bu aralıkta sanki seyretme izlenimi varmış gibi gözüküyor. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda evet, çok önemli bir hat direnci. Bu hattın altında üzerine atması lazım ki biraz daha 57'leri ve üzerine biraz daha konuşalım. Sanki biraz daha sıkışan bir hareket göreceğiz. 30 dakikalık grafiğe dönüp baktığımızda tabii uyumsuzluk noktasında burada herhangi bir sıkıntı var mı? Şu an için yok. 53'ün şu an için iyi bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Hemen 5 dakikalık grafiğe dönüp bakıyoruz. 5 dakikalıkta da evet, sanki biraz daha bu tepki devam edecek izlenimi var değerli arkadaşlar. Seanslıklarda bir uyumsuzluk var mı isterseniz ona bakalım. Şu an için olmadığını söyleyebiliriz. Peki buradan gram altına dönüp bakalım. Gram altında da şu an için biraz daha hareketin yataya döndüğünü söyleyebiliriz. Biraz daha yataya izlenimi, isteği olacak gibi gözüküyor. Gram altında 145'e ulaşıldı. Biraz daha biz burada yataya gireceğiz, sıkışacak gibi gözüküyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.